Türkiye'nin şartlı İsveç vizesine dünya basını ne dedi, haberleri nasıl gördü bir bakalım. Bloomberg, Türkiye, NATO'yu güçlendirmek için İsveç'in ittifaka katılımına destek vermeyi kabul etti yorumunda bulundu. Ünlü ekonomi ve siyaset gazetesi Wall Street Journal, Rusya'ya karşı oluşturulmaya çalışılan bloğun tamamlanması açısından önemli olduğunu vurguladı. New York Times, ABD Başkanı Biden açıklamalarını mercek altına aldı. Biden ifadelerini Amerika'nın F-16 savaş uçakları ve diğer silahları Türkiye'ye satacağının bir göstergesi nitelemesinde bulundu. İsveç Devlet Televizyonu SVT, Türkiye'nin onayı sonrası NATO'ya üye olmasıyla İsveç'in 200 yıllık tarafsızlık politikasının son bulacağını hatırlattı değerli izleyiciler. Düşünün Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etme çabası 200 yıldır tarafsız duran İsveç'i politikasını değiştirdi. Rusya'dan eleştiren sesler var ona bir bakalım. Senatör Viktor Bondarev Türkiye'de o sahne olmayan bir ülkeye dönüşüyor dedi. Analiz Sergey Mardan Rusya Erdoğan'ı desteklediği için pişman dedi. Ve devlet televizyonu spikeri de Azov'cuların ifa iadesi öncesi bilgi verilmedi diyor. Zelenski Türkiye yaptığı ziyaret sonrasında Azov'cular da Zelenski ile beraber ülkelerine geri dönmüştü.